Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli sorularınız da var. Bu videoda çok soru olmayacak. Bir kardeşimin sorusunu alacağız. Üzerine hoca konuşacak inşallah. Hocam şimdi bir arkadaşımız diyor ki Batuhan Bulut. Abi Mehmet amcaya bir sorar mısın? Tam da söylediği gibi bir akşam Allah'ım bana bu akşam ya Peygamber Efendimiz'i ya da Hazreti Hızır'ı göster diye dua ettim. Yattım, rüya göremedim. Gece su içmeye kalktım. Yastıktan başımı diğer tarafa çevirince karşımda Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Beynimde onun hazır olduğunu idrak edince hemen kayboluverdi. 2 saniye var ya da yok. Bu olay ama uyku değil. Çekik gözlü, sarı hırkalı, yeşil takılı, beyaz sakallı ama sakalları uzun değil. Kirli sakal, beyaz nurani yüzlü, zayıftı. Böyle olabilir mi yani? Hazır ile uyku haliyle sana görünür mü? Yani tabi zaten niyet etmiş arkadaşımız. Selamun aleyküm. Herkese selamlar. Hocam sen bu olayı, bu videomuz böyle olsun. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, bunun, bu arkadaşın rüyası, bir de Hazreti Aleyhisselam'ın da böyle görme şeyi var mıydı, yok mudur? Değerli kardeşimize selam ederim. Gördüğü rüya çok makbuldür. Sen sesi duymuyorlar. O kendisi niyet etmiştir. O niyetine göre de niyeti hasıl olmuştur. Evet, gördüğü kişi şöyle bir yorum yapabilirim. Eğer ki zahirde yatağına girmiş ve o yatağında sola, yani sol tarafa başka yönünü değiştirmişse, gördüğü kişi kendini ona tanıtmışsa o zat olabilir. Bir de bazen insanın kafası karışıyor veyahut da korku var. Kendini de tanıtmamış da olabilir. Kendini gösterirler. İnsanın iç niyeti hasıl olur. Değerli kardeşim, İçindeki o niyet hasıl oldu, gördün. Gördüğün kişi kendini sana tanıtması iyi olurdu, fakat anlattığına göre, yorumuna göre iki niyetim var. Senin bu iki niyetinin de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görmek istemişsin veya hazırı. Uykuda görmemişsin, uyanmışsın, su içmeye gitmişsin ve gelmişsin ve kendi yönünü yatakta değiştirmişsin, sağa veya sola dönmüşsün, herhangi olabilir. Sen görmüşsün. Gördüğünü görmüşsün. Sana iki işaret verilmiştir. İkisini de görmüşsün. Çünkü üzerindeki heşil görme Peygamber Efendimiz'e de işaret mana edilir. Çünkü Peygamberimizin işareti yeşildir. Bunu da sana bunu söyleyebilirim. Yani gerçekten güzel bir niyetin hasıl olmuş. Ha, eğer ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seveye kızıl ise görmüşsün. Ama kardeşim, korkma. Senin içine korku düştüğü anda hemen kaybolur. Onlar öncesini bilirler. Bir dahaki sefere niyet et ve onlarla konuşmayı iste. Korkma. Niyet et, cesaretli ol. Bir insan askere giderken cesareti gider. Askerliğini bitirirken cesareti olarak gelir. Cesaret rızkın onda dokuzu cesaretedir. Maneviyatın da kapısının aralanması cesaretten geçer. Korkuyorsan bu böyle niyetlere girme. Bazen rüyaya gelmezler, zahiren gelirler. Hazırlıklı ol. Değerli kardeşim, batın ilim de senin gördüğün batın ilimdir. Batın ilimden gelen o zat. Hızır ise Hızır'ın anlamı çok derindir. Yani Hızır sevdiği kişiye kendini gösterir. Eğer Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o da aynıdır. Çünkü Hatem-ül Nebi'dir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Nebi'dir. Evet. Ama Hızır'ın
Onun bir maneviyatı daha Musa zamanında vardı. Musa'nın Hızır'ın bildiği Musa bilmezdi. Musa'nın yaptığı görev Hızır yapmazdı. İkisinin görevleri farklıdır. Hızır 100 senede bir 100 senede bir 100 yaşına geldi mi 100'den sonra yaşı gerilemeye gelir. 99, 98, 97 böyle geliyor en son 33'e kadar. 33'ten de iner bazen. Geliyor 18'e kadar. Ve 12 yaşına kadar da gelebilir bazen. Yani bu batın ilimde gösterilen bir işarettir. 12'den sonra tekrar 13 başlar 100'e kadar. Tabii ikisinin de manevi değeri çoktu değerli kardeşim. Sen yeter ki cesaretli ol. Cesaret olmazsa kapı aralanmaz, onlarla konuşamazsın. Cesaret, evet. Değerli kardeşim, Hızır geleceği bilir. Hızır zaman aşımını, yani zaman yolculuğu yapan bir zattır. Ve kendisi Allah'ın sevdiği bir abdır. Geleceği bilendir. Ona o ilmi verilmiştir. Yüce Allah ona o ilmi vermiştir. Ama değerli kardeşim, iki tane niyet birden etme. Bir tane et. Ağır gelir. Bir de bunun da adabı var. Adabı nedir? Bir, kimi görmek istiyorsan, görmek istediğin kişi gelir. Ama gördüğün kişi, gelen kişi o gördüğün kişi olmayabilir. Dikkat etmek hususunda cesareti olman gerek. Değerli kardeşime selam ederim. Ve gözlerinden öperim değerli kardeşimiz. Haceti kabul olmuş, niyeti hasıl olmuş ve gelmiştir. Eğer Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse de Hızır ise de mükafatı verilmiştir. Haceti kabul olmuştur ve zahiren görülmüştür. Herkes zahiren göremez. Ama cesareti olan kişiye oturur, ona konuşur ve ona bir sıfatını söyler. Zahirde. Hızır Aleyhisselam'ın bir sıfatı var. Her gelen Hızır olmayabilir. Dikkat edin. Küçük ayrıntılı zahirde Hızır diye başka yerlerde Hızır diye insanlar da vardır. Bunun maneviyatı çok derin de içine girmem. Asıl Hızır Allah'ın asıl Hızır olan o zat. Her kimse gelen kişiye sıfatını söyler. O sıfat da onun bir işaretidir. Değerli kardeşim, rüyan hayırlı olsun. Çok güzel. Değerli kardeşim, ben bunu kapatıyorum ve arkadaşıma bunu da tavsiye edebilirim. Arkadaşım, güzel bir abdest alırsın ve karanlık bir odada oturursun. Uyanık ol ve oku. Ayet-ül Kürsi oku. Bismillahirrahmanirrahim oku. İhlas suresini oku. Felak suresini oku. Ve Nas suresini oku. Kendini muhafazaya al. Çünkü bu işler çok derindir. İçinde okuyorsun. O içinde okuduğun ayet-i kerimler cinleri celbediyor. Yani değerli kardeşim, eğer ki Hızır'ı görmek istersen veya Peygamber Efendimiz'i de görmek istersen, herhangi bir zatı, evliyayı görmek istersen, başta yapılması gereken ön şartlar var. O ön şartları algılamak lazım. Ha, uykuya gireyim, niyet edeyim, böyle göreyim. Hayır. Her şeye bir yol lazım. Bir yordan lazım. Bir okuma lazım. Ve her şeye bir hazırlık lazım.
Bugün bir insan evlenmeden çoluk çocuk sahibi olur mu? Olamaz. Evlendiği zaman çoluk çocuk sahibi de olur, baba olur. İşte bu misal. Batın bir zatı görmek istediğin zaman onun bir okuması var, bir abdest alışı var, yalnız kalma var, hazırlanma var, korkuyu yenme var, geleni tanıma var. Gelen o mudur, o değil mi? Sorma, suallar var. Yani değerli kardeşim, batın ilime girmenin bir adabı da cesarettir. Cesaret kapıyı aralar. Gelen kişi kimdir? Sorgular. Gelen kişi o değilse gider. Çünkü sorgulamada belli olur. Onun için değerli kardeşlerim, çok dikkatli olmalıyız. Adabı var. O halın bir marifeti var. Okuması var. Celp etme. Mana ve iyi niyeti var. Ruhaniyeti ve tefekkürü ve aşkı, kalpteki gelen aşk ve onun sözleri, dili bir değilse bu işe girmesin. Cesaret yoksa girmesin. Batar. İçinde çıkmaz bir hal alır. Adab bilmiyor. Okumayı bilmiyor. Ve bu işin içine giriyor. Cesaret de yok. Ruhta sıkıntı gelir. Ruh sabırsızdır. Tefekkürde karışır. Aşk da yok. Dilde marifet değil. Sen kimi arıyorsun? Kimi istiyorsun? Boş. Ayna gibi temiz olmak lazım. Ayna diye baktığın zaman sifatini görürsün. O sana gelen zat aynada nasıl kendini görüyorsan o ayna gibi temiz olduğun zaman o sana o ayna gibi görünür. Mesela dava bu. Ruhaniyeti temiz olacak. Tefekkürün karşı olmayacak. Tefekküründe Allah olacak. Aşkında Allah olacak. Dilinde marifetü tek ki marifet, yani marifetli bir hal olacak. İmani nurlu olacaksın ki bu hallere gireceksin. Bu haller öyle kolay değil. Bunun bir ön hazırlığı var. Önce kendinden başla. Önce hazırlık. Ön hazırlık kendinden başla. Ben kimim? Ben neyim? Ruhaniyetim beni sıkıyor mu? Ruhaniyette sabır var mı? Ruhaniyetim geniş midir, dar mıdır? Onu öğrenmen lazım. Ruhaniyeti genişlemenin de ilimleri vardır. Ha, benim tefekkürümde ne var? Dünya malı mı var? Uru mu var? Dolar mı var? Altın mı var? Karışıksa bu işe girme. Tefekkür berrak olmalı. Allah'tan başka hiçbir şey düşünmemeli. Tefekkürün anahtarı budur. Kalp aşkla kaynar. Okuduğun zaman ağlamak içine gelmeli. Sızlama. Allah'ın adını ilah eden bir insan ağlar. Ve o kalbin aşkla dolu olduğuna da işarettir. Ve dilin temizliği. Bunlar olmadan hiçbir zaman o gelen zatın da kim olduğunu çözemez. İşte mesele bu. Karanlıkta bir yani kimdir? Bilemez. Hızır mıydı? Muhammed Aleyhisselam mıydı? Bilemez. Önce insan bu demin anlattığım hazırlıkları yapmadıktan sonra o kapı aralanamaz. Ben bir misal anlatayım. Yani bir şan şöhret olsun diye değil. Bir medhemi yaparak değil. Mehmet Hoca olarak ben kardeşlerime bunu tavsiye ediyorum. Yani her yolun bir yordamı var. O yolun giriş yordamını bilmezsen o kapı aralanmaz. Mesela
Hızır'ı görmek için bir ayet var. O ayrı. Cebrail'i görmen için ayrı bir sure var. Ayrı bir ayet var. Belirli günler var. Belirli sayılar var. Hani görünen kişinin Hızır olup olmadığı... Eğer yeşil elbise ise Peygamberimize aittir. Seyit de olabilir. Tabi. Seyitlerden bir sahabe de. Çünkü Hızır Aleyhisselam onun elinde bir asa var. Onun kolunda bir torba var. Ve bir sıfetini söyler. Konuşma yok, bir şey yok. Arkadaşımız diyor ki gözleri maviymiş ve yeşil elbiseliymiş. Peygamberimiz de olabilir. O gözü mavi. Yani Yüce Allah-u Teala onu çok sevmiştir. Ve ruhaniyeti şu anda semalarda ve mavi semavatlarda Yüce Allah'ın sevdiği yerdedir. Evet hocam, Allah razı olsun. Tamam. Arkadaşlar, kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Evet. Zili de açabilirsiniz. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Sağ olun.